Şimdi başlamadan önce çok özel bir konuğu tanıtmak istiyorum. Bu şirketin kurucusu ve benim akıl hocam. Dr. Hank Pym. Bu şirketi Dr. Pym'den devraldıktan sonra atomlar arası mesafeyi değiştirirken öz kütle ve kuvveti arttıran bir partikül üstünde çalışmaya başladım. Neden bu devrimsel fikir Hank'in araştırmaları arasında toz ve örümcek ağları altında gömülü kaldı bunu söyleyemem. Ama düşün, böcek kadar küçücük bir asker. Süper gizli silah. İşte Ant-Man. Sana öyle dediler. Değil mi Hank? Saçma, biliyorum. Propaganda. Şaşırtıcı masallar. Sovyetler Birliği'ni korkutmak için uydurma zırvalar. Hank, sana şu soruyu her sorduğumda bana ne dediğini misafirlerimize burada söyler misin? Ant-Man gerçek mi? Abartılmış bir hikaye. Doğru. Zaten bu kadar mucizevi bir şey nasıl gerçek olabilir ki? Tabii ben Ant-Man efsanesinden çok etkilendim. Ve çığır açan küçülen inorganik maddemle bir insanı küçültmek mümkün mü diye düşündüm. Bu olabilir miydi? Evet. Artık bu bir efsane değil. Saygıdeğer misafirler, size bildiğimiz savaşların sonunu sunmaktan gurur duyuyorum. Yellow Jacket. Yellow Jacket, onu giyen kişinin boyutunu değiştirerek ona üst düzey savaş avantajı kazandıran çok amaçlı bir savaş silahıdır. Kendimizi korumak için kullandığımız silahların sürekli denetimle baltalandığı bir çağda yaşıyoruz. Daha basit bir çağa dönme zamanı. Özgürlük güçlerinin bir kere daha menfaatlerini korumak için açıkça kullanıldığı bir çağ. Çok amaçlı bir barış koruma aracı olan Yellow Jacket, jeopolitik zeminde her türlü anlaşmazlığı hiç görünmeden kontrol edebilir. Hem engelleyici tedbirler hem de taktik saldırıda etkili. Pratik uygulamalara denetim, endüstriyel sabotaj ve barışa giden yolda engellerin kaldırılması dahildir. Bir tek Yellow Jacket kullanıcıya koruyucu eylemler yürütmek için sınırsız etki sağlıyor. Ve çok yakında bir gün bir ordu Yellow Jacket sonunda bütün dünyada sürdürülebilir esenlik ortamı yaratacak. Yellow Jacket. Yani bir kostüm. Basitleşme Frank. Bir kostüm değil, bu bir araç. Ne oldu, etkilenmedin? Hayır, etkilendim. Ayrıca endişelendim. Bu satışa çıkarsa hiçbirimiz güvende olmayız. Bu konuda daha uzun konuşmalıyız Frank. Düşüncene değer veriyorum. Geldiğiniz için sağ olun, Hope. Hepinize teşekkür ederiz. Size yolu göstereyim. Önden buyurun. Biraz şaşırmış gibisin. Darren, bu sırları gömmemin bir nedeni vardı. Sonunda itiraf ettin. Hepsini birlikte yapabilirdik Hank. Ama bunu mahvettin. Bu yüzden sen geçmiş, bense geleceğim. Bunu sakın yapma. Dr. Cross. İlkini bana teklif fiyatının %20'sine sat. Parayı 2 hafta sonra nakit vereyim. Anlaştık. Artık harekete geçmeliyiz Hank. Ne kadar yaklaştı? Hala canlı bir deneyi küçültemiyor. Bana şu kostümü ver. Bu işi kesin olarak bitireyim. Hayır. Şu an Cross'un bana güveni tam. Bu çok tehlikeli. Başka seçeneğimiz yok. Bana kalırsa bu tam olarak doğru değil. Sanırım birini buldum. Kim?